Ben o kızı çok seviyorum. Başka bir seçenek yok. Ama canım. Bak, istediğin kadar ama diyebilirsin. Ama benim için fark etmeyecek. Beni bu evden kovabilirsiniz. Bütün bunlar benim için anlamsız. Vazgeçemeyeceğim bir şey yok. Bu duyduklarım nedir Şemşir? Bir sen eksiktin. Sonu yok mu bunun? Sanki büyük bir suç işlemeye gidiyorum. Evet, bu evde suç sayılır. Aklını başına al da düşün. Babam buna asla izin vermez. Neden izin vermiyor? Neden vermiyor? Neden herkes karşımda benim? Neden kimse anlamıyor? Biraz da beni düşünün. Peki, açıkla. Dinliyorum. Sadece bir kez söyleyeceğim. Eşyalarım çoktan toplandı. Kredi kartı hazır, arabanın anahtarı bile hazır. Eğer bu isteğimi kabul etmezseniz ben bu evi terk edeceğim. Çünkü sizden de, bu evden de, bu servetten de hiçbir şey istemiyorum. Hepsi bu kadar. Size anlatıyorum. Babama da anlatmaya çalıştım. Bilin diye. Benim başka seçeneğim yok. Farva senin yüzünden evden gitmek istiyor. Büyük kayıp olmaz. Şemşir. Şaka yapıyorum abi. Onu durdurabilirsin. Zaten gideceğimi söyle. O zaman kalır. Zor değil. Bugün çok meşgulüm. Malum nikahım var. Gidip hazırlık yapayım. Görüşürüz. Ne yapacağız bilmiyorum. Çay getirdim. Hı? Tamam. Şey Ekrem, ben düşündüm ki burada kalmanın ne faydası var? Eve dönelim mi? Erum sana bir şey mi söyledi? Hayır hayır. Ne diyecek ki? Bunu ben düşündüm. Onları daha fazla endişelendirmeyelim. Hı-hı. Evet haklısın. Bu bizim sorunumuz ve kendimiz çözmeliyiz. Bizi misafir ettikleri için de minnettar olmalıyız. Peki şimdi ne yapacağız? Tek bildiğim 2 gün daha hayatta kalacağımız. Baba. Gel kızım. Gel bakalım, söyle ne oldu? Baba. Baba. İzin verirseniz ben Şemşir'le evlenmeye karar verdim. Ne? Sen neden bahsediyorsun? Hayır canım kızım. Başka bir çözüm buluruz. Başka çaremiz yok baba. Çok düşündüm. Tek çözüm bu. Hayır tatlım. Sen benim evladımsın. Yaşarken seni ölüme teslim edemem ben. Ama herkesin ölmesindense onunla evlenmem daha iyi. Hepinizin hayatı kurtulacak. Siz benim için endişelenmeyin. O bu hayatta yaşayan bir ceset yarattı. Bu yüzden benden bir şey alamayacak. Yanlış bir karar veriyorsun kızım. Bu bir çözüm değil ki. Baba, sen bize her zaman bağımsız olmayı öğrettin. Artık kendi kararlarımı verebiliyorum. Bu kararı da bana bırak. Böylesi hepimiz için daha iyi. Pekala, bakalım şimdiye kadar neler yapmışız, bir kontrol edelim. İmamla konuştuk. Gelecek, tatlıcı nikaha kadar hazır olacak. Damatlığını sabah alacaksın.
Bu yapıldı, bu da tamam. Sanırım her şey bu kadar, değil mi? Ne? Evet, her şey bu kadar. Bugün yüzün sürekli gülüyor dostum. Şu hale bak. Evet, yüzüm hep böyle gülecek çünkü ben Mehek'le evleniyorum. Sana bir şey sormak istiyorum. Olur, iki şey sor. Mehek'in seni sevmediğini biliyorsun. Onu neden evliliğe zorluyorsun? Şahmir bak, bugün gerçekten çok mutluyum. Kimsenin moralimi bozmasını istemiyorum. O yüzden aklından geçen her şeyi kendine sakla. Mutluluğumu bozma. Umarım rüya görmüyorumdur. Bu rüya değil. Gerçeğin ta kendisi. Çok mutluyum Mehek. Sonunda sen hayatıma girmek üzeresin. Hiç olmayacak sanmıştım. Mehek biliyor musun, sen gidince her an ölecekmişim gibi hissetmiştim. Her yerde seni aradım. Lütfen bunu bir daha yapma. Sensiz hayatı düşünemiyorum. Bak, tarzım farklı olabilir. Nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum ama seni gerçekten çok seviyorum. Evet, gerçekten çok seviyorum. Seni aradım çünkü evlenmeye bir itirazım olmadığını haber vermek istedim. Bir kere daha söyle. Seninle evlenmeye itirazım yok. Ama bir şartım var. Aileme hiçbir şekilde zarar vermeyeceksin. Asla yapmam tabii ki. Hatta kimseye izin vermem. Bu konuda söz veriyorum. Son nefesime kadar seni koruyacağım. Kız kesinlikle bu evde kalamaz. Düşünsene baba, Şemşir senin oğlun olduğu için benim ailemin bile itibarı lekelenecek. Ama onu mirastan mahkum bırakırsan işlerimiz de kötü etkilenecektir baba. Benim oğlumu mirastan mahrum edemezsin. Peki başka ne yapacağız anne? O kız bu eve mi gelsin yani? Çünkü gelir gelmez tepemize çıkacaktır. Hepimizi hayatı zehir edecek kesin. Evet baba. Neden bir şey söylemiyorsun? Ben kararımı verdim. Seni aşık olduğun kızla evlendirmeyi kabul ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.